Abi bekledik bekledik geldi. Abi vallahi bir sürü marka var da tabii Cat bir matkap aldık. Şükür elimize ulaştı. İyi kardeşim. İnşallah hayırlısı olur, iyi olur. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Hani daha ilk defa da bakacağım yani, bilmiyorum şu an, tecrübe etmedim daha önce. Şu anda zaten Türkiye'de öyle yani Türk alıp da böyle hiç kullanan falan olmamış. İnternette araştırdım. Hayırlısı dedik hasbelkader. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Türkiye'de hiç tanıtım da yok sanırım bu matkapla ilgili. Aynen abi, yok. Şöyle bakıyoruz. DX12. Evet abi. 18 volt 2 amperlik bataryaları sahip. Bu ekipmansız. Hı hı. Bunun içine sadece matkaplar çıkıyor abi. Şarj cihazı, adaptörle matkaplar. Yani ekipmanlı olanlar var. Mesela tek satılıyor. İçinde bin bir çeşit ekipman var. Orijinal ekipmanları. Ya onlar birazcık daha pahalı illaki. Bu da zaten kampanya ürünüydü. Normalde zaten bunun teki, bu ikisini getirttirdiğim fiyata bunun. Sadece tek bir tanesi. Ki daha fazla olanlar da var. Evet. Abi bu öncesinde takip ettiğim bir üründü zaten. Bugün aldık. Kutu açılışını yapıyoruz. İlk izlenimleri sizlerle paylaşalım. Böyle bir açalım. Abi kutusunu şuraya koyalım abi. Cat'in aynı iş makineleri gibi çantası, her şeyi bir kalite, klasman. Kesinlikle kalite. Çantasından belli zaten malzeme kalitesi. Çantanın malzeme kalitesi bile kaliteli. Ne olur ne olmaz abi. Yıpratmadan açalım. Oldu ya. Tabii ki. Geri iade etmek zorunda kaldık diyelim. Malzeme bu. Malzeme bu. Evet. Abi içinden kitapçıklar çıkıyor. Şöyle kendi ürettikleri ürünlerin katalogları çıkıyor. Yani şöyle bir ufak katalog. Evet. Aslında şundan da alacağım bir gün. Hı hı. Allah nasip ederse. İnşallah. Şu çünkü çok işime yarayacak. Çünkü şunun gibi mesela malzemelerde kesimden çıktıktan sonra, ekleme yaptıktan sonra şurada böyle bir dalgalanma oluyor. Hı hı. Bu kenar kısımlarda. Onları izin parayla falan gidermek zor oluyor. O yüzden şu cihazı sini, yani yatar sini. Evet. El sini bıçkı derler buna. Şarjlıymış bu da. Bataryasız büyük ihtimal, fiyatı falan da yazıyor. Bunlar hep kullanım kılavuzları. Aynen. Falan. Kullanım kılavuzu. Evet. Hakkında bilgiler. Yani şurada hangimizi? Şöyle bir göstereyim. DX12. Evet, şimdi çıkaralım abi. Abi şimdi malzeme kalitesine bakalım. Vallahi adamlar yapmış abi. Vallahi şöyle bir çıkar abi. Abi şimdi bunun motoru ne abi? Bunun abi motoru şimdi normal bizim, mesela şöyle göstereyim. Kalitesi yüzünden okunuyor zaten ya. Hatta şunu da bir ara tanıtımını yapmıştık, şu matkap. Evet. Hani kullanıyorum. Öyle anlattığım gibi orta düzeyli zaten. Evet. Profesyonel de değil yani. Bayağı yani bir yıldır hizmet etti. Bir buçuk iki yıla yakın hizmet etti ama bunlardaki motor abi. Hı-hı. Kömürlü dediğimiz. Evet. Yani iki fazlı motor. Evet. Abi şimdi bunun motoruna gelirsek bunu daha önce de tanıtmıştım. Bir buçuk iki yıldır. Hı-hı. Kullanıyorum. Bunlardaki motor iki fazlı. Yani iki kutuplu, artı ve eksi. Bunlar DC dediğimiz motorlar, kömürlü. Evet. Motorlar. Bunlar da abi düz. Sistem belli. Bunlar da sürtünme çok olduğu için ayrıyeten de bir güç tasarrufu şey yapıyor. Güç sarf ediyor. Kısa sürede gidiyor ama bunlar da abi fırçasız motor dediğimiz bir motor sistemi var. Aynı dronlarda, uçuş motorlarında. Evet. Kullanılan sistemler var bunlardaki motorlar. Tabii daha güçlü. Bunlar da bu lityum iyon pilden çıkan enerji ESC dediğimiz bir sistemden geçiyor, işletim sisteminden.
Sonra bunlardaki bu motora aktarılıyor. Yani hem uzun ömürlü hem kömür problemi yok. Bir yandan da enerji tasarrufu mesela, yani şu pil. Evet. Yani atıyorum bir gün boyunca ben çalıştırırım ama ben bir gün boyunca şunu 3-4 defa şarj ederim. Doğru. Yani buradaki bu motor teknolojisi hem pil ömrünü uzatıyor, yani kullanımı uzatıyor, kullanım saatini, hem de güzel bir güç sağlıyor. Zaten içindeki şanzıman da çelik şanzıman. Araştırdım. Şöyle baktığımızda metal zaten. Metal, evet. Baktım. Yani gerçekten kalite kokuyor. Değil mi abi? Evet, kesinlikle. Yani şöyle de klipsiz zaten bunlar. Hı hı. Mesela şurayı çekerseniz, bu sadece montaj için kullanılıyor. Anladım. Delme falan işlem yok bunda. Yani bu nasıl söyleyeyim, 12 santimlik vidalara kadar her türlü montaj işinde kullanılıyor. Şu pakette ne var şimdi? Şimdi pakette, bakalım. Pakette ne var abi? Bir tane şarj cihazımız var. Şarj cihazının kalitesine bakayım. Evet, gerçekten el aldığın zaman kaliteyi hissettiriyor abi bu ya. Şuna malzemeden belli. Evet, evet, evet. Ha bu arada bu videoda da sponsor falan hiçbir şey yok. Kesinlikle yok. Yani olsa da iyi olurdu. hızlı şarj, yarım saatte hızlı şarj edebiliyor. Ben bunu daha önce altyazılı yabancı sitelerden falan araştırdım yani. Evet. Yani takıyorsun abi sıfırken, yarım saatte hızlı şarj olanağı sağlıyor. Mesela ben şu bataryayı takıyorum. Hiç yoksa 2 saat bekliyorum. Hiç yoksa. Lityum iyon olarak geçiyor bu da ama ne kadar lityum iyon tartışılır. Tabii. Şurada da zaten seri numarası, bilgileri falan. Evet. İşte kaç volt. Zaten yazılı bilgilere internetten her türlü ulaşabilirler. Şimdi 2 tane gelmiş. Bunların amacı ne? Amacı. Abi bu sade montaj. Sadece montaj. Aynen, işi montaj. Evet. Ha başka aparatlarla takılabilirse, hani farklı aparatlar da var. Delme ve montaj, vida atma. Evet. İşi yapabilir. Bu da abi darbeli dediğimiz. Yani ağır şartlarda mesela şöyle iki kademe bunlarda da. Bir şanzıman, ikinci şanzıman. Mesela şurada da bakın şu çekiç delme. Hı-hı. Normalde bunda şu matkaplarda mesela bakın delme var, çekiç yok. Yani darbe dediğimiz olay yok. Bu hem darbeli, yani hem şarjlı hem darbeli. Normalde kablolarda darbeliler çok iş görür. Ama mesela şöyle bakıyoruz mandral kalitesine falan. Abi yani şöyle şanzıman sistem zaten dirence göre. Evet. Yani buradan en son delmeye geçer. Delmeden sonra darbe, yine delme. Bataryası nasıl çıkıyormuş bunun? Bataryası da abi hemen şuradan basıyoruz. Oradan basıp çıkarıyorsun. Aynen. Batarya göstergesi falan var mı acaba bunlarda? Batarya göstergemiz abi var. Hemen var. Arka tarafta mevcut. Evet. Bassana bir. Şöyle basalım. İki tane yanıyor. Tamam. Aynen. Bu. Zaten full gelmez. Full gelmez evet. Bunlar askı şarjı dediğimiz, daha doğrusu lityum iyonlarda olsun, bütün akülerde kuru, sulu. Bunlarda askı şarjı vardır. Bu şarjı ederler firmalar. Evet. Bu şekilde rafa kaldırırlar. Bunlar uzun bir şekilde kullanmadan dayanır. Ama şimdi biz bu dokunduğumuz müddetçe bu olay bitti. Şimdi ben bu bataryaları çıkaracağım. Hı hı. En azından bir 40 dakika şarja vuracağım. Tamam. Çıkar abi bataryalarını. Hemen şarj olsun. Bir deneme de yapalım. Tamamdır abi. Ket neren, hangi ülkenin malı acaba? Amerikan malı. Amerikan değil mi? Aynen. Hatta iş makineleri var. Evet. Caterpillar. İş makineleriyle ünlü daha doğrusu. Dozerler, iş makineleri. Bunlar üretiyor. Ama bir yandan tabii yıllardır malzeme de üretiyor bu şekilde. İşte sanayi, el araç, gereçler de üretiyor. Anahtar da üretiyor aslında. Ama tabii Türkiye'de yaygın değil. Çünkü ekonomi pahalı. Doğru. Şu bataryalarda hani piyasada bulup aynı mesela şuradaki seri numaralarına göre evet, piyasadan yedeğini veya fazladan bir tane daha alabilirler. Ama mesela bu batarya bu ne olur, bu batarya bu ne olur? Ben de hayran kaldım şöyle, gerçekten malzeme kalitesi çok çok iyi ya. Gerçekten yani şöyle bakıyorum. Kaliteyi hissettiriyor abi ya. Abi öyle. Kesinlikle kalite. Ayrıyeten bunlar da abi atıyorum delme işleminde veya montaj işleminde yüksek miktarda böyle güce maruz kaldı veya takıldı. Evet. Takıldı, kilitlendi.
O sırada anında korumaya alıyor kendini. Anladım. Bu malzeme. Bu malzeme de aynı, bu malzeme de aynı. Korumaya alıyor abi. Hem aküyü korumak için hem de içindeki o devre sistemi, motor sistemine zarar vermesin, sargılara zarar vermesin. Akıllı motor sistemi yani. Aynen abi. Tamam, şarj edelim abi, bir deneyelim. Abi şimdi burada da Makitan ekipmanlar var. Eskiden almış olduğum bir şeydi. Ama ekipmanlı bir şekilde almıştık. O zaman tabii böyle değildi piyasa. Uyar herhalde bunlara. Şimdi abi uyar. Uyar. Diye düşünüyorum. Bu arada elektrik yokmuş. Bulunduğumuz yerde mecburen içindeki şarjla birkaç vida atacağız şimdi. Tamam. Şu anda demir parçası, demir boruya vida atıyoruz. Gösterelim. Abi şu sistem. Evet. O vidayı kırar. Şimdi. Geri çıkar Ahmet. Süper ya. Çok pratik. Abi. Çok da güçlü. Şu şarjlı matkapla diğer şarjlı matkapla bunu bu şekilde seri bir şekilde atman imkansız. Doğru. Yani. Evet, süper. Ve şöyle göstereyim, bu da demir boru. Aynen abi. Demir boru, evet. Bakın conta falan her şeyi patlatmış yani. O kadar sıkıştırma gücü var ki. Hı-hı. Gördüğünüz gibi. Evet. Of of of. Süper. Gördün ha. Hı-hı. Geri çıkar Ahmet. Vida kırıldı. Vidanın ucu kırılmış, evet. Süper. Geri çıkar abi. Abi şimdi kendi vidanın büyüklüğünü de gösterelim şöyle. Kendi evet. Orijinal ucu olsa bu şekilde asla yapmaz. Evet. Eminim. Uç, yan sanayi. Hı hı. Böyle.